Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken Musevi yurttaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyoruz. Bugün Maraş katliamının 44. yılı, toplumsal kutuplaşmanın en acı hatıralarından biri olan bu olayın bu topraklarda bir daha hiç yaşanmaması dileğiyle katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda kumpas mağduru Yarbay Ali Tatar'ın vefatının yıl dönümü. Yarbayımızı da rahmetle anıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün toplantımızda milletinden tamamen kopan, seçimi kaybedeceğini anlayan ucube saray yönetimi elinde ayyuka çıkan yolsuzlukları, şaha kalkan yoksulluğu ve yasakları, yozlaşmış, çürümüş, ceberut bir yönetimin millet iradesine darbe vurma çabalarını ve ağırlaşan ekonomik buhranı değerlendirdik. Değerli basın mensupları, bundan 20 yıl önce yolsuzlukla ve yoksullukla ve yasaklarla mücadele sözü vererek iş başına gelen bu yönetim 20 yılın sonunda giderken yolsuzluğun kurumsallaştığı, yoksulluğun kitleselleştiği, yasakların, adaletsizliğin, milli irade gaspının vakayı adiye haline geldiği, ekonomik kriz içinde bir ülke bırakıyor. Sloven felsefeci Zizek, problem sadece açgözlülük ya da yoksulluk değil. Esas problem yolsuzluk yapmaya iten sistemdir derken adeta bizdeki ucube saray rejimini tarif etmiş. Denge ve denetimi bitiren, hukukun üstünlüğünü katleden tek kişilik saray rejimi, ülkemizde hem çürümenin, hem yolsuzlukların, hem de yaşanan büyük yoksullaşmanın temel nedenidir. Siyasete bir yüzükle başlayanlar, milletin parmağında yüzük bırakmadılar. Siyasete girdiğinde İstanbul'da kaçak yapılarda oturanlar, önce apartman dairelerine, ardından da saraylara taşındılar. Akrabayı talukat gemiler, gemicikler aldı. Man Adası'nda kurulan bir sterlinlik şirketin üzerinden milyonlarca dolarlık para transferleri yapar hale geldiler. Evlerdeki paraları sıfırlamakla bitiremediler. Onlar muratlarına erdi ama 20 yılın sonunda milletimizin cebindeki parayı da pul ettiler. Bundan tam 9 yıl önce 17-25 Aralık'ta tüm Türkiye rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla sarsıldı. Bakan çocukların evlerindeki kasalarda balyalanmış dolarları, avroları gördük. Ayakkabı ve çikolata kutularında, elbise kılıflarında dağıtılan rüşvet görüntüleriyle sarsıldık. Paraları sıfırla talimatlarını kulaklarımızla duyduk. Bunları ne biz unuttuk ne de milletimiz unuttu. Devletin el koyduğu rüşvet parasına faiz ödenir mi? Evet, bunlar rüşvet parası içinde devlete faiz ödettiler. Rüşveti, yolsuzluğu, günah işleme, özgürlüğü diye tarif ettiler. Arsızlıkta Everest'in zirvesine ulaştılar. Rüşvet dağıttığı kara paralardan kuleler dikenlere bu ülkenin bakanları cari açığı kapatıyor diyerek ödül üstüne ödül verdiler. Yetmedi, havuz medyalarında ay yıldızlı bayrağımızı dekor yaptılar bunlara. 17-25'in üstünü kapatmak için yapmadıklarını bırakmadılar. 17-25'i milat kabul ettiler. 17-25 öncesi yapılan tüm iş ve işlemleri Yargıtay'a aklatmaya kalktılar. Biz ne bu görüntüleri ne de bu pespayelikleri unuttuk. Ama o günlerde çalışma odasındaki ayaklı saatini 17.25'te durduran, her gün buna bakıyorum, buradan da anlayabilirsiniz ki biz 17 ve 25 Aralık'ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız diyenler bu vaatlerini unuttu. 17-25 Aralık'ı 9 ayrı dilde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası ilan edip millete 17-25'in hesabını sorma sözü verenler bu sözlerini yuttu. Meydanlarda ver Bilal'i al Hilal'i diye nutuk atıp bugün hem sarayın hem de saray rejiminin bekçiliğine soyunanların 17-25 haftasında bu aziz millete vermesi gereken bir hesap var. Biz boşuna söylemiyoruz.
Siyasetçilerin geçmişi sözlerine kefil olmalı. Sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalıdır. Biz milletin bu konudaki şaşmaz terazisine güveniyoruz. Değerli basın mensupları, yolsuzluk beraberinde yoksulluğu da getirir. Yolsuzluk ve yoksulluğun olduğu yerde ise yasaklar olur. Yolsuz rejimler özgürlükleri sınırlar. Milletin sadece parasını değil, geleceğini ve mutluluğunu da çalar. Ucube saray rejiminin kurulduğu 2018'den beri yolsuzluk algı endeksindeki yerimiz 18 sıra birden kötüleşmiş. İnsani özgürlük endeksindeki yerimiz 32 sıra birden gerilemiş. Dünya mutluluk endeksinde de 38 sıra birden düşmüşüz. Tarımın başladığı bu bereketli topraklarda artık yoksulluğu değil, açlığı yaşıyoruz. Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklarımızın boyları kısa kalıyor. 6 yaşında evlendirilen ve yıllarca sistematik tecavüze uğrayan kızımızın acısını yaşarken, bu sefer de Eskişehir'den akrabalarının elinde açlıktan ölen Elif'in haberiyle sarsılıyoruz. Bu ülkede çocuklarımız açlıktan ölüyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanı uçan sarayıyla Katar'a futbol maçı izlemeye gidiyor. Milletin maharanı yok içmeye, Erdoğan uçakla gidiyor maç seyretmeye. Çocuklarımız sahipsiz, gençlerimiz umudunu yitirmiş, başka ülkelere gitmek için fırsat kolluyor. Kalanlar da evde oturuyor. Genç işsizliği bu ülkenin en büyük israfı. 20 yıldır iş başında olanlar gençlerimize okurken de doğru dürüst beslenme, barınma imkanı sunamıyorlar. Harran Üniversitesi'nde okuyan bir gencimiz otobüste açlıktan bayılıyor. Kendine gelir gelmez de geçinemiyorum, açım, ölmek istiyorum diyerek su kanalına atlamaya kalkıyor. Bir tarafta sarayın burunlarına pudra şekeri çeken beslemeleri, diğer tarafta açlıktan kan şekeri düşen milletimizin gençleri. Bu ucube ceberrut rejimin millete reva gördüğü tablo işte bu. Bu ucube rejim ülkemizin bereketini kaçırdı. Erdoğan'ın ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım diyerek ucube şahsım rejiminin düğmesine basmasından bu yana bu ülkenin milli geliri, yani hepimizin geliri 116 milyar dolar eridi. İyi yönetilseydi çok rahat 2 trilyon doları bulabilecek milli gelirimiz 800 milyar dolarda çakıldı kaldı. Orta gelir tuzağına düştük. Çalışanların milli gelirden aldığı pay 2018'den bu yana 6 puan birden düştü. Böyle zulmü 12 Eylül'ün darbecileri bile yapmadı. Bu hafta 2023 için asgari ücretin açıklanacağı söyleniyor. Hayat pahalılığı karşısında kuşa dönmüş asgari ücret için 7-8 bin liralık rakamlar konuşuluyor. Nebati Bakan asgari ücret sorulunca asgari ücret diye de memura da emekliye de ne verirse haklarıdır. Dar gelirliye, fakire, fukaraya vermek bereket getirir diyerek emekçimizin, memurumuzun, emeklimizin nasıl bir muameleye layık görüldüğünü kendileri tarafından itiraf ediyor. Türkiye'de asgari ücret ne yazık ki ortalama ücret haline geldi. Bunu ben söylemiyorum. İşte daha yeni Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı açıkladı. Türkiye'de asgari ücret ortanca ücretin %70'i kadar. Kolombiya, Costa Rica ve Şili'den sonra en kötü durumda olan ekonomi Türkiye. Bunlar da 2021 rakamlarına göre. 2022'de durumun çok daha feci olacağı açık. Bugün ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7.785 lira. Yoksulluk sınırı ise 25.365 lira. Biz hem enflasyonla buharlaşan satın alma gücünü hem de emekçilerimizin gasp edilen refah payını dikkate alarak asgari ücret en az 10.128 liraya çıkarılmalıdır diyoruz. Yine bunun yanında çalışanların ücreti üzerindeki vergi yükünü taşınamaz hale getiren vergi dilimleri yeniden düzenlenmelidir diyoruz. Asgari ücretin işvereni ezmemesi için de %5'lik işveren SGK prim desteği %10'a yükseltilmeli. Bu destek işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu primine de yansıtılmalı diyoruz. Değerli basın mensupları, sarayın Nebati Bakanı bir yıl önce
Hani şöyle hayal edersiniz ya, bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyanın, Türkiye'de çok farklı noktalarda olacağız demişti. Erdoğan da kur da düşecek, faiz de düşecek, 2022 en parlak yılımız olacak diye millete söz vermişti. Bunun üzerinden bir yıl geçti. Ne oldu? Nebati Bakan gözlerini kapattığında 11 lira 52 kuruş olan dolar kuru, şimdi 18 lira 65 kuruş. 13 lira 24 kuruş olan 1 avro, şimdi 19 lira 85 kuruş. Son bir yılda Arjantin pezosundan sonra dolar karşısında en fazla değer yitiren para birimi dünyada Türk lirası. Sarayın tabela faizi geçtiğimiz Aralık ayında %14'tü. Şimdi %9. Peki milletin faizi düştü mü? Ne gezer? Geçen yıl Aralık ayında %28 olan ihtiyaç kredisi faizi şimdi %31. %25 olan tüketici kredisi faizi şimdi oldu %29. Konut kredilerinin faizi %17,5'tu, şimdi %19,5'e çıktı. Bunlar da söylenen faizler. Bu faizlerden krediyi bankalardan bulmak neredeyse imkansız. Bir tek yandaşlar buna ulaşabiliyor. Nebati Bakan uykuya dalmadan hemen önce bu ülkede benzinin litresi 11 lira 69 kuruştu. Bugün 18 lira 72 kuruş. Mazotun litresi 11 lira 59 kuruştu. Bugün 22 lira 98 kuruş. Bir yılda mazota %98, benzine %60 zam gelmiş. Nebati Bakan'ın gözlerini kapattığı günden bu yana elektrik faturası %101, doğalgaz faturası %161 zamlanmış. Son bir yılda gıda ürünlerine yapılan zamlar %102. Bütün dünyada gıda ürünlerinin fiyatları düşüyor, bizde artıp duruyor. Mutfaklar, sofralar yangın yerine döndü. Türkiye dünyada tüketici enflasyonun en yüksek olduğu 6. gıda enflasyonunun en yüksek olduğu 4. ekonomi. 2022'de dün Arjantin futbolda dünya şampiyonu oldu. Bu iktidar Türkiye'yi yönetici enflasyonunda dünya şampiyonu yaptı. Güzelim ülkemizi kendi vatandaşına cehennem, yabancılara cennet ettiler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının satın alma gücü Avrupalı'nın 1/3 seviyesine indi. Avrupalı kendi ülkesinde 100 avroya aldığı mal ve hizmeti Türkiye'de 36 avro karşılığı Türk lirasıyla satın alır hale geldi. Bugün sınır illerimiz dolup taşıyorsa, komşularımız ülkemize bavullarla doluşuyorsa sebebi işte budur. Paramızı pul ederek yoksula, dar gelirliye zulmeden hükümet, bir avuç mudiyi korumak için devletin kasasından milyarlar dağıtmakta hiç tereddüt etmedi. Kur korumalı mevduat ilk geldiğinde Nebati Bakan, 24 Aralık 2021'de en kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmeyecek diyordu. Ama daha yıl bitmedi, hazineye binen yük 92 milyar lirayı buldu. Buna bir de işin başında vazgeçilen, işi teşvik etmek için 10 milyar liralık vergi alacağını da koyun. Bir de Merkez Bankası'na binen yükler var. O da 70 milyar lira civarında. Civarında diyoruz çünkü Merkez Bankası Başkanı bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile bilgi vermeme cüretinde bulunuyor. Kur korumalı mevduatın öyle anlaşılıyor ki kamuya yükü bugün itibariyle en az 172 milyar lira. Ve bu uygulamayı 2023 sonuna kadar bu hükümet uzattı. Uzatmak zorunda kaldı. Erdoğan'ın milletimize en parlak yılımız olacağını vaat ettiği 2022'de millete yaşattığı yıkım bu. Şimdi Nebati Bakan çıkmış, 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek diyor. İyi de bu beceriksizliğin, bu öngörsüzlüğün, bu zulmün, bu tutulmayan vaadin siyasi faturasını kim ödeyecek? Erdoğan oralı değil. Cari fazlayla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık diyerek konuşuyor.
İnsaf daha yıl bitmedi. Dış ticaret açığı yıllık 100 milyar doları aşarak son 10 yılın zirvesini gördü. Nerede cari fazla? İlk 10 ayda cari açık 38 milyar doları aştı. Nerede bu cari fazla? Eğer Erdoğan bu cari fazla laflarını, rakamları bilmeden hayal aleminde konuşuyorsa durumu vahim. Yok eğer bilerek konuşuyorsa o zaman durum gerçekten felaket. Buradan açıkça söylüyorum. Kimse söyle yalanı bulunur inananı diyerek sorumluluktan kaçamaz. Hep diyoruz utancı gidenin kalbi de ölürmüş. Değerli basın mensupları. Adalet güneşinin solduğu yerde suçluların gölgesi uzun olur. Bu ucube saray rejimini güç değil korku yozlaştırıyor. Koltuğu kaybetme korkusu arttıkça zulümleri de artıyor. Ceberut yüzleri ortaya çıkıyor, her gün biraz daha çirkinleşiyorlar. Hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını askıya alarak millet iradesine darbe yapmaya kalkıyorlar. Adaleti itaatkar savcı ve hakimler eliyle katlediyorlar. Hukuku sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn etmeye, millet iradesini gasp etmeye, tükenmiş ömürlerini bir şekilde uzatmaya uğraşıyorlar. Milletimizin iradesine, partimizin hukukuna pervasızca saldırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar ülkemizin hak, hukuk, adalet mücadelesinde büyük bedeller ödedi. 12 Eylül'de kapatıldı. O günün darbecileri Atatürk'ün en büyük iki eserimden biridir dediği partimizin kapısına kilit vurabildiler. Arşivlerimize el koydular. Bugünün darbecileri de genel başkanımızı Türkiye'nin göbeğinde hem de devlet protokolünün gözleri önünde linç ettirmek istediler. Arkadaşlarımız özgürlüklerinden mahrum edildi. Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal. Bu ceberut anlayışın zindanlarında kaldılar. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu karanlık saray dehlizlerinde tasarlanan davalarla siyasetin dışına itilmeye kalkıldı. Şimdi aynı uğursuz saray senaryolarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız siyasetin dışına itilmeye, seçimden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ele geçirilmeye çalışılıyor. Bir kez daha müellifinin saray olduğu bir kumpasla 16 milyon İstanbullunun iradesine darbe yapılmak isteniyor. Bu kumpasın müellifi İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi de kaybeder diyen kişi. Bunu çok iyi biliyor. Bu siyasi bezirgen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına binerek İstanbul'un tüm kupon arazilerini rantına çökerek onları yandaşlarına dağıtarak seçim kazanmaya alışmış. Biz kral değil kural istiyoruz. Ama saray ve şürekası boş verin kuralı, getirin kralı diyorlar. Suyu bulandırıp seçim öncesi İstanbul'a çökmeye çalışıyorlar. Lafa gelince çözümü daima millete, milli iradede, millette milli iradede bulduk diyen sarayın kibirlisi, söz konusu İstanbul olunca milletin iradesine en ufak bir saygı göstermiyor. Yargı eliyle, YSK eliyle millet iradesine darbe yapmaktan hiç çekinmiyor. Gözünü karartmış. Seçim öncesi İstanbul'a çökmeye çalışıyor. İstanbullular haksız seçim iptali yoluyla yapılan birinci darbenin karşısına dikildiler. Saray İstanbul'u kaybetti. Şimdi de yargı eliyle yeni bir darbe tezgahlanıyor. Önce sarayın seyyar hakimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ceza verdi. Ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı üstüne hiç vazife olmadığı halde gazetelere demeç üstüne demeç verdi. Sarayda yazılmış senaryoya müdahil oldu. Anlaşılan koltuğunda biraz daha oturmak için sarayın sözcülüğüne soyundu. Seçimin güvenliğinden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçimden önce seçim hakkında bu şekilde konuşmaya başladıysa buradan söylüyorum derhal o görevi bırakmalıdır.
sarayın sözde hukukçu danışmanlarından biri çıktı. Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı istinafta muhtemelen onaylanır dedi. Bu istinaf mahkemesine talimat değil de nedir? Yargı darbesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir an önce ele geçirme planlarını açıkça ifşa etti. Aslında normal bir ülkede bunun adı adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçudur. Voltaire'in meşhur sözü, korku suçu, suçla cezayı doğurur. Sarayın korkusunu çok iyi biliyoruz. Tabii sarayın hukukçuları bunları söylerse sarayın şürekası boş durur mu? Sarayın atama İçişleri Bakanı istinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım diyerek sarayda yazılan uğursuz senaryonun nihai amacını açık etmiş. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında göreviyle ilgili bir suç nedeniyle mi dava açıldı? Hakkında açılmış bir soruşturma görevi nedeniyle veya kovuşturma var mı? Şimdi o zaman bu İçişleri Bakanı'nın buradan yiyeceği bir dirhem lokma olmaması gerekir. Buradan ifade ediyorum. İstanbul bu ceberrüt saray rejimi için büyük lokmadır. Her kim yiyemeyeceği lokmayı yutmaya kalkarsa emin olsun boğazında kalır. Ayarı bozulmamış adalet terazisinde tartılıp hesabını vakti saati geldiğinde verir. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir. Millet iradesine meşhum planlarla darbe vurmaya kalkanlara bir kere daha dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın şu sözlerini hatırlatalım. Ağzına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır. Ve şunu da ekleyelim. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarını anlat. Bizim bu ülkedeki güvencemiz zulüm bizdense ben bizden değilim diyen hak ehli vicdanlardır. Sarayın kurduğu bu kumpas daha şimdiden hangi partiden olursa olsun tüm vicdanlı yüreklerde mahkum olmuştur. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, testi taştan korkarmış. Saraydakiler ne kadar karanlık planlar yaparlarsa yapsınlar, sandıkta milletten ağızlarına yiyecekleri yumruklardan, kafalarına gelecek taşlardan maalesef kaçamayacaklardır. Bizim bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Milletimizin ferasetine inanıyoruz. Bizler yılmadan adaleti korumaya, hakkı korumaya, halkı korumaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, geçmiş geride kaldı. Gelecek ise bizi çağırıyor. Bundan sonra hepimiz gelecek için daha cesur olmalıyız. Artık bu çürümüş, yozlaşmış, tükenmiş yönetimi geldiği yere gönderme vakti geldi. Bulundukları makamları, mevkileri halkın emaneti olduğunu unutanlara bir ders verme zamanı da geldi. Önümüzdeki seçimde hep söylüyorum, iki aday yarışmayacak. İki ayrı anlayış yarışacak. Bu seçim haklıyla haksız arasında olacak. Demokrasiyle otokrasi arasında olacak. Milletin evlatlarıyla sarayın beslemeleri arasında olacak. Milletimize şunun sözünü büyük bir kararlılıkla veriyoruz. Biz ağır yükleri kaldıracağız, ezilenleri ferağa ulaştıracağız. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmiş ile bugünü kavga ettirmeyeceğiz. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede cumhuriyeti hep beraber omuz omuza gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Türkiye 21. yüzyılın en büyük atılımını gerçekleştiren ülke olacak. Dünyada bir yıldız gibi parlayacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim.
Efendim, parti yönetimi içerisinde genel başkan yardımcısı ve grup başkanları düzeyinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını isteyenler ve destekleyenler olduğu iddiaları var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. İddialar olduğunu siz söylüyorsunuz. Yani tezvirat. İzin verin de tezvirat üzerinden yorum yapmayayım. Nokta. Efendim, AK Parti biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. MYK'da bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Konuştuysanız eğer tutumunuz ne olacak? Bu konuyla ilgili tutumumuz konusunda bugün Genel Başkanımız Türkiye'deki televizyonların Ankara muhabirleriyle, Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda sabah yanıt verdi. Benim Genel Başkanımızın sözlerine ekleyeceğim başka bir şey yok. Efendim, evet. Bengi Türk Televizyonu'ndan Fevzi Özgür Altın. Efendim, dün bir açıklama ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane'deki mitingi sosyal medyadan duyduğunu ifade etti. Bu gerçek mi? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? CHP Genel Merkezi'nden Sayın Genel Başkan'a herhangi bir bilgi verilmedi mi? Teşekkür ederim. Başkanımızın sözleri açık. Sabah bunları dile getirdi. Yine televizyonların Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda. Benim bu sözlere ilave edeceğim herhangi bir şey yok. Evet. Seçimin öne alınacağı ve başörtüsü teklifiyle birlikte oylanacağı iddiaları vardı. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Ancak topu size atmıştı. Nasıl değerlendirirsiniz? Seçimler öne çekilir mi? Anayasayla birlikte oylanır mı? Bizim kanaatimiz, Nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir. Ancak Nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir. Dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler. Evet. Efendim. Anayasa değişikliği sorunuza gelince de Genel Başkanımız zaten bu soruya yine sabah yanıt verdi. Bu da yine ilgili yerlerde mevcut. Evet. Efendim, bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O sorulardan ilki ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun gerek karar günü gerek Saraçhane mitinginde sergiledikleri görüntüler tartışmalara neden oldu. Sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Akşener'in CHP'li bir ismi böyle desteklemesini nasıl yorumlarsınız? Yani aynı cevabı sürekli tekrarlıyorum ama Genel Başkanımız bu soruya da televizyonların Ankara temsilcileriyle yaptığı, bu sabah yaptığı toplantıda gereken cevabı verdi. Dolayısıyla benim bu konuda ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Evet. Efendim, bir soru da Fox TV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. YSK Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada ihtisası rey olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı ile ilgili ise önümüze gelebilecek bir konuda hukuki değerlendirme yapamam. İhtisası rey olur dedi. Bu iki tavırı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuşmamda söyledim. Öyle anlaşılıyor ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın koltuk uğruna atmayacağı takla kalmadı. Açık ve net. Bu açıklamaları yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı o koltuğu bir an önce boşaltmalıdır. Ben teşekkür ediyorum.